27 Mayıs günüydü o parkın duvarı yıkıldığında. Gezi Parkı'nın Asker Ocağı Caddesi'ne bakan, yani 105 yıl önce yıkılan Topçu Kışlası'nın olduğu yerde duran derme çatma duvarı çöktü. Gece 22 civarıydı. Kavga da işte o gecenin sabahında patlak verdi. 28 Mayıs sabahı daha fazla eylemci geldi Gezi'ye. Ama gezmeye değil. Ve Sırrı Süreyya Önder göründü bir iş makinesinin karşısında. Bunları kestirtmeyeceğiz. İlginçtir, muhalefet ağız birliği etmişti. CHP adına gelen ilk isim Gürsel Tekin oldu. 29 Mayıs daha da gergin başladı. Sabah 5 civarıydı, gaz bulutu parkı örttüğünde. Adım adım planlanıyordu provokasyon ve darbe. Tıpkı Taksim'de, fakat yüzü maskeli büyük bir kalabalık Dolmabahçe ofisine girmeye çalışıyor. Hemen arkalarında da CNN International girilen ofisten canlı yayın yapmak üzere hazır bekliyor. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman meselenin sadece ağaç olmadığını düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Erdoğan 3. köprünün açılışını yapacaktı aynı gün. Orada konuştu. Sertti sesinin tonu. Çünkü görmüştü oyunu. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Tansiyon an be an yükseliyor, darbe isteniyordu. Ve muhalefet Gezi'yi seviyordu. Kemal Kılıçdaroğlu göründü parkta çok geçmeden. Devlete karşı gelenlere destek verenler kervanına o da eklendi. Gezi olaylarındaki şiddetin, vandalizmin destekçisi de maalesef işte o zamanki, yine şu andaki Ana Muhalefet Partisi'nin lideri, genel başkanı gitti. Taksim'e çıkacağım diye oraya onların arasına katıldı. Onlar da o kadar şiddet ağırlıklı bir yapıydı ki onu da doğru dürüst konuşturmadan sonra ayrılmak zorunda kaldı ama buna destek verdi. Şimdi ne oldu burada? Burada Türkiye büyük bir itibar zararı. 31 Mayıs en karanlık gündü. Daha doğrusu kızıl bir gece. Birileri çıktı ortaya o gece. Polistiler çadırları yaktılar. 31 Mayıs'ta çadırları yakan emniyet mensuplarının açık provokasyonuyla bir meydan okumaya dönüştü. Yani o bir park üzerinden protestoyu geçti. Devlete, sisteme hayır diyenlerin bir sembolü haline geldi. 31 Mayıs günü paralel emniyetin talimatıyla Taksim yangın yerine çevrildi. Bu kasıtlı bir operasyondu. Kasıtlı bir devlet terörüydü. Gülen cemaatinin polislerinin o çadırları yakmasıyla başlayan süreçte kavga esas büyüdü. Yani bu filler tepişirken çimenlerin ezilmesi meselesiydi. Hükümetle Gülen cemaatinin burada bir mücadelesi vardı. Gezi'ye katılanlar da bunun birer figüran oldu. Gezi Parkı'nı aştı olaylar o geceden sonra yayıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tunceli, İzmit, Konya, Eskişehir, Manisa, Marmaris ve Adana yanıyordu artık. 1 Haziran 2013 Cumartesi'ye denk gelmişti. Hafta sonuydu ve daha da büyümesi bekleniyordu olayların. Beklenen oldu. Sabah İstanbul'un Anadolu yakasında toplanan bir grup Boğaziçi Köprüsü üzerinden yürüyüşe geçti. Gruba Beşiktaş'ta müdahale geldi. Kıvılcım tutuşmuştu. Dedim bırakın bakalım yürüsünler. Bir kontrol altında işi götürün. Yürüsünler, ne diyecekler bir görelim. Erdoğan Taksim'in CHP'nin protestosuna açılması için izin verdiğini açıkladı aynı gün. Belki de oyunu daha net görmek adına. Polis 15.45'te otobüslerine bindi
geri çekildi. Kalabalık Taksim Meydanı'na doldu. Akşam saatlerinde de başka bir grup yine Boğaziçi Köprüsü'nden yürüyerek geçip Taksim'e ulaştı. AKM yıkılacak. Oraya da muhteşem bir opera binasını da bir kültür merkezi olarak onu da biz yapacağız. Onu da biz yapacağız. Evet, cami de yapacağız. Herhalde ben bunun iznini gidip de CHP'nin genel başkanından alacak değilim. Ve bu birkaç tane çapulcudan da alacak değilim. Bunun iznini bize oy verenler verdi zaten. Olayların başladığı cuma akşamı ve devam eden hafta sonu boyunca kapalı olan borsada etki 3 Haziran pazartesi günü hissedildi. Borsa son 10 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Fatura büyüyordu yavaş yavaş. Kayıp çok geçmeden 150 milyar dolar gibi tarihi bir seviyeye çıkacaktı. Ekonomiye çok ciddi ağır darbe vuracak bir girişimdi bu. Eğer gerçekleşseydi ekonominin çok büyük yara alacağını söyleyebiliriz. Yara alsaydı da Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi çok ciddi yara alacağı için bu seçimlere yansıyacaktı. Seçim olsaydı tabii zaten devlet ele geçmiş olacaklardı. Burada maksat ekonomiyi yaralamaktı. Gezi'de biraz beyaz Türkleri, beyaz Türklerin çocuklarını kullandılar ama hemen devreye illegal örgütler girdi. İstanbul sermayesi girdi. İstanbul medyası sermayesi girdi. Ve o yurt dışına, yani Almanya'ya ve Amerika'ya afiliye olan bir sermaye, o hepimizin bildiği gibi. Onun için CNN kameraları saatlerce Taksim Meydanı'nda kalabildi. Devlet yine de dimdik ayaktaydı hala. Erdoğan, Arap Baharı'nın mağduru ülkeleri ziyarete çıkmadan hemen önce konuştu. Evinde zorla tuttuğumuz %50 var cümlesini işte o gün kurdu. Allah saklasın, eğer sokağa dökülen o gezi zekalılara karşı evde bu olayları öfkeyle seyredenler sokağa çıksaydı kan gövdeye götürürdü. Yani sanıyorum Erdoğan da bunu kastetti. Erdoğan diklenmedi, dik durdu. Ama şunu söyledi. Geri kalan %50'yi tutuyorum dedi ya. O ne demekti biliyor musun? Gezi olaylarının bir darbe girişimi olduğunu ve yenilgiyi kabul etmezseniz halkın diklenmesini engelleyemem dedi. Bu %50 de bu olaylar karşısında her an harekete geçebilir. Yani ilk kez darbecilere karşı Recep Tayyip Erdoğan milli iradenin gücünü ortaya koydu. Ve bence de burada da başarılı oldu zaten. Eğer orada milletle beraber bir mücadeleyi vermeseydi başarılı olamazdı. %50 bana milli iradeyi çağrıştırıyor. Haziran'da gündüz olaysızdı ama gece çatışmalı geçti. Başbakanlık çalışma ofisini basmak isteyenler bile oldu. Ve 7 Haziran geldi. Erdoğan Kuzey Afrika gezisini tamamlamıştı. Bir şeyler oluyordu, bir gariplik vardı. Kokular kesifti. Kimse koyamıyordu olan bitenin adını ama millet anlamıştı o saate gelindiğinde neler olduğunu ve Atatürk Havalimanı tarihi bir gün yaşıyordu. Milliyet'te yazdığım yazıda bir cümleyle acaba çadır yakmaların kısa zaman önce emniyette tasfiye edilen bir takım isimlerle ilgisi olabilir mi diye bir soru sormuştum. Sırf bu sorusu yüzünden Nagihan Alçı'yı linç ettiler. Zaten o zaman ben anladım. Bu bir tane sorudan bile bu kadar rahatsız olduklarına göre tamamen bu iş onların operasyonudur. Zaten Erdoğan da koydu olan bitenin adını. On binlere gür bir sesle seslendi o gece. Uysal koyun değil. Ne diyor Akif? Zulmü alkışlayamam.
daima asla söylemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Bir ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan koyarım. Konuşak başlıysan kim de duysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez bu oğlum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Haziran ayının ortalarıydı. Gezi ve Taksim tanınır halde değildi. Şehrin göbeğinde, yanan otobüslerin, barikatların ardında devam ediyordu tiyatro. Ve artık çığırından çıkıyor parktaki eylem. Artık çığırından çıkıyordu parktaki eylem. Artık belliydi o. Dün Afrika'nın kuzeyinde isyanı ateşleyenler, bugün Taksim. And of course they had to stop. Can you imagine a situation where a group of people with sticks and Molotov cocktails etc. marching towards the White House and allowing these people to attack? The police are trying, Mr. Kelly, it's best to stop. Özellikle uluslararası medyanın konuyla ilgili değerlendirmeleri öncesinde ve sonrasında, süreç içerisinde ve sonrasında, öncesinde yapılan hazırlıklar, daha sonra başka ülkelerde tezgahlanan, sahneye konulan benzer süreçler, burada da farklı bir niyetin olduğunu ve bu farklı niyeti yönlendiren bir arka planın olduğunu gösteriyor. İşte o itibarsızlaştırma hareketine önce paralel medya katıldı. Sonra paralellerin operasyonel medyasının havuzuna girenler. Canhıraş bir biçimde böyle o buraların resmi gazetesi gibi, yani bu suçları işleyenlerin bu şebekenin resmi gazetesi gibi, resmi yayın organları gibi yayın yapanlar aynı kendilerinin orada olduğunu zaten tescilli bir biçimde söylüyorlar. Nereden biliyorsunuz? Devlet kendi içerisinde bir soruşturma yürütüyor. Neden biliyorsunuz? Biliyorsanız ne olup bittiğini. Nereden biliyorsunuz? Niçin biliyorsunuz? Dahası da oldu sonra. New York'taki borsa binasını işgal eden göstericileri tekme tokat döven Amerika'nın polisiydi. Aynı gün Amerika'da dahil pek çok ülkeden haberler geldi ard arda. Daha doğrusu açıklamalar. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye'ye seslendi. Gösterici haklarına saygı gösterin dedi. Yani artık sabır taşı çatlamak üzereydi. Erdoğan bu oyunu gördüğü için çok sert çıktı. Tutumunu da buna göre aldı. Çünkü o arkasına aldığı milletin de haklarını korumak zorundaydı. Yani sessiz kalıp da ne yapacaktı? Her dediklerini yapacak mıydı? Eğer Recep Tayyip Erdoğan gezi kalkışması sırasında yumuşak olsaydı, mesela hadi yürüyeyim ben bir geziye gideyim deseydi öldürülürdü. Bütün plan Erdoğan'ın yumuşaması, hükümetin dağılması üzerineydi. Taksim! Meydan! Evet, boşaldı boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir. Bilir.
İşte o gece boşaldım. Ve ertesi gün Erdoğan bu kez Kazlıçeşme'den seslendi. Oyunu görüp alanı dolduran milyonlara. Hadi bakalım BBC, bunu da gizle. CNN, bunu da gizle. Reuters, bunu da gizle. Günlerdir yalan haberler ürettiniz. Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızla baş başa kaldınız. Bu millet sizin dünyaya tanıttığınız millet değil. O gün gençlere de seslendi Erdoğan. Yakanları, yıkanları istemiyoruz dedi. Atatürk Kültür Merkezi'ne asılan o paçavralar içinize sindi mi? Değerli kardeşlerim, nasıl söylemeyeyim? Cumhuriyet anıtına asılan o paçavralar içinize sindi mi? Camilere ayakkabılarla girenler, camilerde alkol kullananlar, sokaklarda başörtülü kardeşlerime el uzatanlar içinize sindi mi? Bu gösterilerde yer alın. Yer almaya devam eden kardeşlerime sesleniyorum. Mesele Gezi Parkı değil. Mesele ağaç değil. Mesele çevre değil. Mesele demokrasi. Mesele milli irade. Mesele değerli kardeşlerim, millet. Asıl mesele Türkiye. O gösterilerde yer alan kardeşlerim artık bunu görsün. O gösterilerde yer alan vatandaşlarım bu oyunu görsün. Gezi Parkı bir isyandı. Bir kalkışma. Devlete karşı gelme. Bir molotoftu, bir ses bombası, bir silah, bir darbe girişimiydi Gezi Parkı. Olmadı. Oyun tutmadı.